Selam canlar. Tarçının yemeğini vermeye gideceğim. Dedim ki yürüyüş yapayım. Günde bir saat veya yarım saat yürümem lazım. Dün hiç yürümedim. Bugün dedim hem yürüyüş yapayım hem tarçının yemeğini vereyim. Zümra ile birlikte temiz hava alalım. Bizim için bir değişiklik olsun. Ay, daha şurayı çetmeden yoruldum yani. O kadar çok şey yapmışım ki, böyle hamlamışım ki yürüyüş konusunda. Önceleri her gün bir saat yürürdüm. Şimdi nerede? Bakalım. Ne kadar devam edeceğiz? Gerçi sonuna kadar gideceğim Allah'ın izniyle. Öyle niyet ettik. Hadi bahçede görüşürüz arkadaşlar. Evet, evimize geldik. Tarçın'a hiç seslenmeyeceğim. Kapıyı açayım. Bak. Gel, zannediyor kapıyı yabancı. Kapatayım mı? Kapat istesen. Tarçın. Zannediyor yabancı geliyor var ya. Oğlum. Sen bizi tanımadın mı yoksa? Sen bizi tanı... Ne oldu gene ayağın? Ne oldu ayağın? Sana yemek getirdim. Gel. Hadi. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Koş. Hadi koş. Hadi gel buradan. Buradan gel. Buradan gel. Burası daha kolay. Gel buradan tarçın. İnşallah şu aşağı katın şey açıktır. Bunlar kaçıyor, bunlar bize. Heh, gel. Ay dur, gel anneciğim. İyi ki yemeğini getirdim. Bakayım öbür yemeğin nerede bulabilirim onu bilmiyorum. Oy. Oy, acıktın mı sen? Bitti mi yemeğin? Bitmiş. Zümra, dökebileceğim ben bir şey yapayım anne. Gel sana pilav getirdim şey. Dur bekle. Dur bakayım, bekle bir yoğurt götürdüm. Az dur annem, sabırlı ol. Dur sabırlı ol. Bekle. O kadar tavuğu ne ara yemiş? Yemiş. Dur. Bekle. İzin vermiyor ki. Oy. Oy. Etli pilav. Heh, etli pilav getirdim sana. Dünkü bir torbada tavuk vardı. Bakayım onu aşağıda mı? Bu yemeğini yesin. Bak, pilavdan çok kemik etini, kemikleri yemeye çalışıyor. Görüyor musunuz? Kemik seviyor işte, ne yapayım? Bak pilavları yemiyor bak. Kimin donu? Kimin donu? Elleme, bizim değil. Ay Zümra, bu kimin donu diyor ya. Bir dakika. Şu poşeti şey yapmayayım da biraz ceviz toplasam iyi olacak. Taze ceviz serbest çünkü. Bakayım şuraya koy demiştim yemeğini. Ya da evin içine mi koydu acaba? Çünkü evin içindeki anahtarları ben getirmedim. Ay burada da bulamam. İçeriye de giremem. Yiyor mu? Yiyor oğlum. Güzel yemek pişirip getirmişim sana. Bir de mızmızlanma. Ay esiyor bugün. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Resmen arı ağzını ısırdı. Arıyı yemeye çalıştı. Oy. Tarçın. Arının, bak hala arının peşinde koşuyor. Bir arı daha var. Şu an kuzum ya hele. Bak, arının peşine koşmaya çalışıyor. Ondan sonra ısırıyor seni. Şeyi bulamıyorum ya. Diğer yemeği bulamıyorum. Zümra, gel seninle bakalım bir. İçeriye giremedim. Git sen de yemeğini yesene. Niye çekiniyorsun bize? Bu hala bize alışamadı. Şuraya koy dedim de. Acaba burada nereye koydu? Şuraya giremiyorum Zümra. Cesaretin var mı? Ay burası şey gibi, böyle maran gibi. Aa baksana, burası kiler gibi. Kaç bakayım az, ne var orada? Bismillah. Az çekip bakayım. Şuraya bir tut bakayım annem. He, burası böyle kiler gibi soğuk. Bu
Burada değil sanki ya. Değil mi? Al, yere falan bak. Yok yok, buraya gelmeye cesaret edemez ki. Gel gel, burada yok. O zaman evin içinde kaldı. Dur arayalım da gelsin. İşleri vardı, o yüzden biz tek geldik. Niye korkuyorsun? Korkuyor bizden. Gel gel. Yemeği yeme. Dur. Oo, bunlarda da şey var ya, arı mı? Hepsi. Evet, tarçın. Tarçın yemek sevmiyor. Tarçın et seviyor. Belli. Gel Zümra, burada. Ya ne çabuk Yunus, şey Zümra diyor ki. Zümra diyor burada tatlı yiyecek bir şey var mı diyorum. Üzüm ağacımız var. Şuradan geç. Şuralara ağaçları şey yaptık ama gel şuradan geçelim. Ben yiyemiyorum ama sen ye. Ben de biraz dedim ceviz toplayayım ya. Taze ceviz yiyebiliyorum. Şeyin yanında. Dur bakayım, ben de biraz ceviz toplayacağım. Gel. Bak buralarda üzümler var, görüyor musun? Sana salkımı koparayım mı? Şuradan dur. Ay maşallah. Ay Zümre al. Ha, ben sana ceviz aldım. Ben şu an yiyemem ama cevizi. Öğün dışında yiyemiyorum. Al bir tane daha. Zümre. Suyla yıka da ye. Sen şey yap, ben de şuradan biraz ceviz toplayayım. Yani size bir şey söyleyeyim mi? Bak cevizler dökülmeye durmuş. Ellerimi batırdım ama yani tadı da çok güzel. Şöyle toplayayım bir araya. Poşetim getirdim. Biraz ceviz toplayacağım dedim. Taze ceviz serbest çünkü. Şöyle. Annem de bir türlü gelmek bilmedi. Annemi çağırdım. Gel dedim. Cevizleri toplayalım. Ha bugün ha yarın derken bir türlü gelmek bilmedi. Bak bunda da elma ağacı varmış. Elmalar dökülmüş. Ay elma varmış. Dökülmüş. Aşağıda da elma var. Ondan dedim sirke yapalım. Şunları alayım kız. Günah kız, günah. Şu an taze cevizin kilosu ne kadar? Daha doğrusu cevizin kilosu ne kadar? Her yer ceviz kaynıyor. Burası çok güzel açıldı ya. Tarçı. Eti almış taşıyor. Getir bakayım Zümre, bak ne kadar topladık. Yere koy. Şöyle bayağı ceviz topladık. Taze taze sevdiğim için. Vallahi annem gelse de toplasa hep dal kırıyor üstü ya. Hep dökülmüşler yere cevizler. Tarçın ağzın şişti mi? He? Ağzında kemik. Kime götüreceksin onu? Arkadaşlarına mı? Arkadaşı orada. Bak gel burada arkadaşım. Bak burada bak. Bak burada arkadaşın. Gelsene buraya. Arkadaşı çekiniyor. Henüz bize yanaşamıyor. Ama tarçın alıştı. Tarçın. Paşa. İleya. Kendini sevdirirmiş ya. Zümre alıştın ha. Hep bir köpeğim olsun istemişim. Al sana köpek işte. Bak böyle cins bir köpek nerede bulabileceksin? Bak nasıl tatlı, nasıl güzel. Prensese benziyor. Doydu doydu, karnı doydu. Oh şimdi sevilmek istiyor. Ama arı basmış burayı ya. İnanılmaz bir arı var. Nereden gelmişler bilmiyorum. Az önce soktular zavallı mı? Tarçın. Tarçın. Oğlum. Bir bak anne. Tarçın. Tarçın. Heli. Tarçın. Sen çok mu tatlıymışsın ya? Çok şekermiş. Kulakları. Eli. Eli ya. Uş. Tarçın. Hadi biz gidiyoruz oğlum. Karnı doydu. Hadi biz gidiyoruz. Arkadaşlarım da gelsin yesin. Bak bu da çekiniyor bizden. Bak görüyor musunuz? Hadi biz gidelim de o da gelsin yesin. Aç kalmasın. Bir
çorbada ceviz topu. Hani nerede? Sen bizi yola mı veriyorsun paşa? He? Sen bizi yola mı veriyorsun? Hadi anneciğim, bay bay. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Yola verecekmiş bizi. Ben de mi geldim? O şimdi kapının şuraya kadar gelir. Ondan sonra içeri döner. Hadi. Hadi bizi. Bizi yola veriyormuş. Tarçın. Orada mı? Oraya çıkıyor. Hadi anneciğim görüşürüz. Çıkma çıkma annem, hadi eve git. Hadi eve git, arkadaşınla yemeklerinizi yiyin. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. Yürüyerek geldik, yürüyerek gideceğiz. Elimizde bir torba cevizle. Ama şimdi yokuş aşağı ineceğiz ya, rahat olacak. Gelirken biraz nefes nefese kaldık. Bakıyor oradan bize. Paşalara mama alalım. Ha, kedilere de mama alınacak. Gidip onları halledelim. Ondan sonra eve gideceğim. Bugün tek öğün yiyeceğim. Dün çünkü çok şey oldum böyle ya. Öğünler arası mesafe bırakmam gerekiyor ya böyle. Saat. Ondan ötürü bugün tek öğün yiyeceğim arkadaşlar. Bakalım. İşlerimizi halledelim. Görüşürüz. Selam canlar. Evet, evet. Sildim, süpürdüm. Ama dün yağmur yağdı ya. Önceki günde yağmur yağdı. Şey olmuş camlar, yine böyle bir silinmesi gerekiyor. Bu arada bakın örgümü baya baya ördüm. Neredesin diyen arkadaşlar, örgü örüyorum. Şöyle. Evet, bu bana küçük gelecek. O yüzden kızıma yapacağım. Ona tam oluyor, ölçtüm. Ve kazak yapmayacağım. Farklı bir şey yapacağım. Çok güzel bir model gördüm. Onu yapacağım. Ve moda. O yüzden dedim ki onu yapayım dedim. Daha kolay, daha basit. En azından böyle oyalanmak için çok iyi oluyor ya. Kafamı dağıtıyorum örgü örerek. Bu arada neden dün yemekleri paylaşmadın, neredeydin diyenler için. Çok fazla video paylaşmadım dün, içerik. Hatta Instagram'da hiç paylaşmadım. Paylaşmama kararı aldım. Çünkü çok eleştiri geliyor. Yok işte bu kadar mı çok yiyeceksin? Yok şöyle, yok böyle. En güzel derim. Hiç paylaşma, moralini bozma. Yorumlar okuyarak önüne bak. Bugün 3. günüm. 2 gündür hiç açlık hissetmedim. Ama ne var, kahve ve çay içmediğim için tabii ki de aramıyor muyum? Arıyorum ama sabredeceğim. Aslında kahve çay yasak değil. Ama sıfır kan grupları için şeymiş. Yani bize göre hani eklem ağrısı, şey dedi, nasıl dedi ya, böyle eklem ağrısı, romatizması olanlar ve sıfır kan grubu olanlar dedi, çay ve kahveden uzak dursun, vücudundaki değişiklikleri görecek dedi. Ben bu vücudumdaki değişiklikleri görmek adına arkadaşlar, yani bakalım nasıl bir değişiklik olacak, o yüzden içmiyorum. Ablam dayanamadı, ikinci gün kahve içmeye başladı, o da sıfır ama dayanamıyorum dedi, kahvesiz güne başlayamıyorum dedi, o içti. Şu an karnımdan guruldama sesi geliyor. Dün tek öğün yedim. Ondan önceki gün iki öğün yedim. Dün tek öğünümü 4'te yedim. Bugün de yine tek öğün taraftarıyım. 4'te değil de böyle 3'te yemeyi düşünüyorum. Bakalım. Ama bugün menüde ne var? Mercimek çorbası. Bir de taze yeşil fasulye yapacağım. Yanına yine bulgur pilavı arkadaşlar. Yani bu bulgur pilavını hep yanına eklemek zorundasınız. Hani karnınız doysun diye. Ama eklemek zorunda da değilsiniz yani. Keyfinize göre. Görüşürüz. Bu arada annem yarın gelecek. Köydeki domatesleri toplamamız lazım. Onları toplayıp konserve yapayım dedim, ziyan olmasın. Ondan sonra cevizleri toplayacağız. Gideceğiz annemle. İşte üzümleri, elmaları toplayıp sirke yapmayı düşünüyorum. Bayağı bir işimiz var. Yani anneme dedim artık gel şu işleri bitirelim. Çünkü böyle şey gibi geliyor ya. Şimdi onlar öyle hani ziyan olacak ya, böyle iç, hani sanki sırtımda büyükmüş gibi. Yani onları yapmam lazım. Yoksa ziyan olacak, günah olacak, ısraf olacak. Böyle düşüncelere kapılıyorum. O yüzden dedim anne gel dedim, bir an önce halledelim. Yarın dedi işlerimi halledeyim, öbür gün dedi gelirim dedi. İşte inşallah bakalım annemle de bunları halletmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bir an önce bitirelim. Artık böyle kışa içimiz rahat bir şekilde girelim, değil mi? Annem gelince şey yaparız. Köye gider geliriz yani. Çünkü tek başına da gidiyorum. Bazen canım sıkılıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum.
O yüzden çok fazla durmak istemiyorum. Tekrar geliyorum yani. Böyle. Ha bu arada şeyi soracaktım. Benimle birlikte diyet yapan var mı? Yoksa öyle sadece gelişi güzel mi dinliyorsunuz ne yaptığımı? Yoksa hani kışın benim gibi diyete girip yazında pes edenlerden misiniz? Ben hep öyleyim. Kışın diyete giriyorum. Çok güzel kilolar veriyorum. Ondan sonra yazın o meyveleri görünce o... Yani meyve de niye kilo aldırıyor bilmiyorum ama kilodan ziyade biraz da ödem yapabilir bende. Köy havası bana böyle şey geliyor. Hani bende ödem yapıyor gibi geliyor. Öyle hissediyorum. Çünkü çok fazla abartan bir insan da değilim. Hani yani çok kilo yapan şey. Ben kilo yapan şeyler yemiyorum. Ben böyle paşa. Ben böyle meyveye düşkünüm. Öncesi çok abur cubur yerdim ama artık onu da hiç yemiyorum. Abur cubura da hani şeyim yok. Vaktim yok. Çünkü köyle bahçeyle uğraştığım için ona da vaktim yok. O yüzden meyve çok seviyorum. Demek ki o da artık ya ödem yapıyor ya şişiriyor beni ya ne bileyim artık. Hele şuna ya gene kaşınıyor ya. Şşt, paşa. Paşa. Oğlum. Namazını yedi geldi. Paşa. Hayır. Şşt. Kaşınma oğlum. Ben hangi biriyle uğraşayım? Bunu iyileştirmeye çalışıyorum. Tavuklar var. Artık bir de tarçın var. Ay üç şeyin arasında kaldım böyle. Bir oraya, bir oraya, bir oraya. Gerçekten. O yüzden köydeki şeyleri tavuklar biraz kayınvalidem orada olduğu sürece dedim ki şey yapsın tavuklarla o biraz ilgilensin. Ben de gidiyorum zaten arada. O yüzden bakayım çok şeyim ya böyle. Hiç yani kendime ayıracak vakit bulamıyorum arkadaşlar. Hani böyle bir oturayım da keyif yapayım. Akşam sadece oturup el işi örüyorum. Başka da bir vaktim yok. Şimdi kalkacağım birazdan yemek pişireceğim. Ya öyle. Bugün de böyle bir dertleşmek istedim sizinle. Umarım kafanızı şişirmemişimdir. Ben diyetteyken Zehra'nın yaptığına bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu bana yapılır mı ya? Yine Dubai çikolatası yapıyormuş. Geçen yaptığı çok kalın oldu. Bu sefer daha profesyonelce yapacağım diyor. Bakayım kendi yapıyor ben yapmıyorum. Sayfaya yükleyecekmiş artık tekrardan. Dedim ki şeylerin biraz daha kavur şu kadayıfları biraz çıtır olsun. Çünkü tarifte çıtır olması gerekiyor. Ama ben yiyemeyeceğim arkadaşlar. Ben de şimdi ne yapıyorum? Taze yeşil fasulye yapacağım. Zaten bulgur pilavı var. Çorba var. Artık bugünkü öğünüm de böyle. Şey taze fasulyeden yer miyim bilmiyorum ama çorbayla bulgur pilavından yerim. Taze fasulye de yiyebilirim ama yetişir mi bilmiyorum benim yemek saatime. Çünkü birazdan elektrikler gidecekmiş. 2 saat elektrikler yok. O yüzden hızlı hızlı yemeğimi yapmaya koyulacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi Zehra bensiz yiyeceksin sen. Ben de işte taze fasulyeye talim arkadaşlar. Ya bunlar da Hoca yeşillik ye. Hoca yeşillik ye demiş. Görüyorsunuz değil mi? İşte bazen bu bir eziyet oluyor. Mesela ablamın evinde herkes diyette. Herkes aynı şekilde ablam ne yapıyorsa onu yiyor. Ama benim evde öyle değil maalesef. Yani ben Doğu Burcu'yum. Benim kitabımda diyet diye bir şey yok. Benim evim gerçekten ya ben çok zorlanıyorum işte. Zehra kafasını estim kalkıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ve kokusu geliyor yani. İster istemez biraz zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Bir öncekinin tadına bakmıştım. Hani tadını bildiğim için. Artık yani bu sene bu biraz azimli olman lazım ya. Mesela ben şu yeşil fasulyeyi, taze fasulyeyi yapayım arkadaşlar. En azından yemeğimi hazır edeyim değil mi? Görüşürüz. Bu sene en verimli ürünüm fasulye oldu arkadaşlar. Taze fasulye. Bayağı bir buzluğa attım. O kadar güzel oldu ki benim için. Şimdi kış boyu hemen düdükle koyacağım. Şimdi tencere biraz küçük geldi. Karıştırmam lazım. Ondan sonra düdüklüyü kapatacağım. Pişsin. Bir kemik var aşağı altında. Kemik eti. Lezzetli yapsın diye. Zehra da şöyle çikolatasını eritiyor. Şu içindeki de palmin yağı. Çikolatanın daha akışkan kıvamda olmasını sağlıyor. Dedim ki onu kat ki çikolata çok şey oluyor bu sefer. Çok kalın oluyor. Hoş olmuyor. Şu an tekrar onu katıp eritmeye başladı. Ben de şu taze yeşil fasulyemi yapacağım. Tamam Zehra bu kadar sinirlenme Ya yani. tamam da anne ben sana dedim. İnce olmuş diye kızıyor şu an arkadaşlar. Bence böyle oluyor yani. Biraz daha kalın olabilir. Şunlardan da Gözünü seveyim. Bir kere de bırak da işimi kendim yapayım ya.
Ama öbürü çok kalın olmuştu. Anne bir bırak ya. Gözünü seveyim, ben sana dedim ki bunu daha koymam gerekiyor dedim. Biraz daha evet. Neyse artık yapacak bir şey yok. Dur şunu alayım da bak. Elimi de çok sürmek istemem ellerim şeyle. Bırak ya. Ağla. Bir de bayıl sana. Anne uğraştım o kadar. Senin yüzünden. Her şey karışıyor. Kaynana gibisin ya. Bir de bayıl. Bir de bayıl. bence bu ideal yani. Kalın. Ne ideal anne? Neyse öbürünü hadi kalın yap. Şu an Seher'in suratını çekmek isterdim size. İnanılmaz morali bozuk. Öbürleri hangisi? Nerede? Dolapta onlar. Kareler. Neyse tamam. Gidiyorum. Git. Gidiyorum. Senin yüzünden ya. Neyse Zehra çok sinirli. Bari bir el atayım tekrar dedim. Şimdi çikolata eriteceğim biraz daha fazla. Şuna biraz daha şey kavuracağız. Kadayıf. Zaten şey var. Antep fıstığı ezmesi var. Biraz çikolata ekleyeceğim. Ondan sonra bir daha yapsın. Ağlayacak neredeyse. İstediği olmamış. Şu an arkada bana laf sayıyor. Ya bir önceki çok kalın olmuştu. Paylaşmıştım hatırlarsanız. İnanılmaz kalındı. Hani dedim ki bunu çok kalın yapma. Bunu dedim ince yap. Bu da biraz fazla ince olmuş. Sinirlerim tavan şu an. Neyse ona azıcık yardım edeyim de bari şu çikolatayı eriteyim de biraz tekrardan yapmaya çalışsın. Görüşürüz. Zehra şu an işine karıştığım için cinnet geçiriyor arkadaşlar. O dedi ki anne çok ince olur. Ben dedim ki yok çok da dedim kalın yapma çok güzel olmaz falan ama bu da gerçekten bayağı ince olmuş. Şu an çalışmaya gitti. Neyse onun yerini ben devraldım. Bari hatamı telafi edeyim değil mi? Şöyle tekrar çikolatayı koydum. Kadayıfları da aldım tavaya. Kavuracağım şimdi. Bana diyor karışma. Ben diyor ne yapacağımı biliyorum. İlla yani. İlla. Karışacağım. Kaynana gibisin diyor bana ya. Aa. Çikolatası ince olmuş diye. Duydunuz mu neler diyor? Ah, sanki ne var? Tekrar yap. Sanki malzeme yok. Şunu bir kavurayım da geliyorum arkadaşlar. Bakın hem yiyemiyorum hem de yardım ediyorum yani. Yeter ki gönlü olsun diye. Çünkü gerçekten o baştaki benim hatamdı. Ben söyledim ince yap diye. Bu sefer de çok ince oldu. Neyse artık. Bir tane daha yapsın da. Seviyorlar zaten yerler. Ben yiyemiyorum biliyorsunuz. Kesinlikle tatlı yasak 3 ay boyunca. O yüzden onun için yapayım. Köye gideceğim daha ya. Tavukların suyuna, yemine bakacaktım. Bir de tavuk yemi almayı düşünüyorum. Çünkü yumurtlamıyorlar. Yumurtlamaları için tekrardan tavuk yemiyle biraz destekleyeceğim. Oralar biraz derler toplarım. Tarçının yemeği yok. Tarçına da yemek götüreceğiz. Bayağı işim var aslında. Ama yemeğimi yediğim için rahatım. Bugün 2.30'da yedim yemeğimi. Tek öğünlüyorum. Daha da yemeyeceğim. Zaten gerek de yok. İki öğünlük değil benim şeyim ya. Ay dur yakacağım ya. Ben tek öğüne alışmışım ya. Öyle de gidecek gibi. Neyse şunu kavurayım arkadaşlar. Hatamı telafi edeyim. Kaç defa dedim ya. Ya Allah Allah. Bak sinir oluyorum işimin böyle şey olur. O kadar da çabaladım yani. Bir şey olmaz al bir daha yap. Sanki ne var ince olsun. Ne olacak ince olsun. İnce ama anlamı ne? Az, tamam, az kaldı, az kaldı. Korkudan. Az kaldı, az kaldı. Bitti. Al, kavurdum şunu. Al yap. Tereyağla kavurdum hem de güzelce. Mis gibi oldu yani. Ne kadar yapabileceğim 10 dakikada? Yaparsın. Getir ben yapayım öyle. Baksana özel sildim içinde güzel. Ha? Koy ondan biraz. Şöyle alt tabakayı koysun öbür şey yapana kadar. Neyse. Bitince video çek de Zehra bakayım kaldı. Paylaşırız. Ben köye gidiyorum tamam mı? Al. Bu da kavruldu. Önce tarçının mamasını vereceğiz arkadaşlar. Sonra köye geçeceğiz. Bu arada yine köpek maması aldım. Tavuk almadım. Çünkü bayağı bir şey gelmiş işte. Çiğ tavuk eti öldürür. Şöyle yapar böyle yapar. Yani şimdi o yorumları şey yapamayacağım. O yüzden hazır mama götüreceğim. Yesin veya yemesin artık benim yapabileceğim bir şey yok. Ondan sonra bir şey olsa bu sefer yine bana sataşacaksınız işte tavuk etini yedirdin de hayvana zarar verdin de şöyle de böyle de ondan ötürü hazır köpek maması almak en mantıklısı. Biz
bizi bekliyor kapıda. Tarçın. Aç şu kapıyı. Bekle. Tekrar ay duş düşmeden. Geldik. Geldi. Şımarıyor ya, şımarıyor ya. Yedin mi tavukları? He? Daha tavuk vermeyeceğim oğlum sana. Kızıyorlar, ne yapayım? Mama getirdim. Pek sevinmeyeceksin kuru mamaya ama yapacak bir şey yok. Gel buraya gel Tarçın, bu taraftan. Bu taraftan, bu taraftan anneciğim. Gel. Koş. Ayaklarımıza dolanıyor. Koş. Şımarık ya. Zümra amca üzüm topladı yemek için buraya bırakmış. Yoğurdu yememişsin, pilavı da yememişsin. İşine geleni yiyorsun, işine gelmeyeni yemiyorsun. Ne arıyorsun, şey mi, kesecek bir şey mi arıyorsun? Çok yaramaz bu ya. Oy, buralar hep eşelemiş. Herhalde böyle toprağın altına saklıyor. Ondan sonra acıkınca onları eşeleyip bulup yiyor. Bu sefer kuru mama getirdik. Ya şurada bitti. Nasıl yapsam ya? Ellerimde sürmek istemiyorum. Şimdi döküp yiyeceğim. Mamasını çünkü neyi koyacağız? Şunu bir yıkayayım. Bekliyor. Bakalım bunu beğenecek mi? Bu sefer değiştirdik mamayı. İnşallah beğenir. Hadi Tarçın. Ye bakayım, beğenecek mi? Ah. Bakmıyor. Bu var ya, bu oradan buradan yemek buluyor. Aç kalmıyor da bu sevgi istiyor. Sevilmek istiyor bu. Gerçekten sevilmek istiyor. Yani yemekle bence de şeyi yok. Çünkü buradaki komşular da besliyormuş. Ye bakayım, beğeneceğim mi yeni mama onu? Al bakayım. Bak ben dedim. Değil mi? Kedi maması alalım. Kedi mamasını çok seviyormuş köpekle. Köpek maması aldım, köpek. Yani köpeği köpek maması aldım. Köpeği kedi maması almadım. Sev beni diyor ya. Sev beni diyor ya. Sevilmek istiyormuş bu ya. Gel. Tamam dur, gel seveyim seni, gel. Yaramaz şey seni ya. Sen sevilmek mi istiyorsun? He? Sen sevilmek mi istiyorsun? Şöyle. Ah, yat da aşağı. Hoş, sev beni diyor. Hele şuna. Hele. Hele. Sevinmek istermiş bu. Oy oy oy. Anneyim. Hadi mamanı ye. Tarçın, mama getirdik sana. Mamanı yer misin annem? Hı? Sen mamanı yer misin? Hadi mamanı ye. Gel. Gel bak, orada mamam var. Kuru mama getirdik bu sefer. Ne yapayım ya, yaş mamayı herkes bir şey yazmış, o yüzden korktuğum için ben de kuru mama aldım. Yapacak bir şey yok. Tarçın, mamanı yesene oğlum. Aç değil o zaman bu ya. Demek yani tok. Demek tok yani, çünkü buradan da çıktığı için bu sevgisi. Bak diyor ki, sev beni bak. Bak. Sev beni diyor ya. Hele sarılmış ya, sarılıyor resmen sev beni diye. Tarçın, sen sevgi mi istiyorsun? Gel, gel annem. Ay, hele şuna ağzını burnunu kıtlarım senin ha. Git hadi git. Git. Bak orada kim var?
Tamam, seveyim seni, bir şöyle biraz sevelim seni. Senin sevgi ihtiyacın var. Tamam, anladık. Ha, yat aşağı. Yat aşağı patisine. Isırma ama, annen el ısırılmaz. İğnelerini vurduralım. İsteyim anne. Annesini severmiş. Anne bunu severmiş. Şu veterineri ara da. Veterineri ara. Şu bütün iğnelerini vurduralım. Evet, bunu iğnelerini götürüp vurdurmamız lazım. Hadi biz şimdi köye gideceğiz. Tavuklara da bakmam lazım. Evde çocuklar, burada siz, köyde tavuklar. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Tamam, seviyorum seni. Ay, doymadın mı sevgiye? He? Doymadın mı sen sevgiye? Hadi gitmemiz lazım Tarçın. Yavaş yavaş yap. Suyu burada kalsın. Doldur böyle. Daha mantıklı değil mi? Taşımaya gerek yok. Buradan eğilip içiyor zaten. Arıların peşine koşuyor resmen ya. Vallahi kuru mamayı da verdik ama yiyecek mi yemeyecek mi bilmiyoruz. Benim o kadar vaktim yok bugün. Hayvanları şeye taşıya kadar. Ya akşam ne alacağını evde haşlayacaksın. Et vereceğiz. Hayır, burada yaşasak yine tavuğu haşlayabilirim ama burada yaşamadığım için. Bak şu an ekmekler vardı. Yanıma alacaktım şeye götüreyim diye köydeki. Oraya da giderken şey alalım. Kasaptan. Oraya da şey yapmıştım. Oradakiler, yani oradakiler de bekliyor. Sadece burada değil, köyde de hayvanlar var. Bir oraya alıyoruz, bir buraya alıyoruz. Hepsini almak zorundayız işte böyle. Neyse. Biz şimdi köye gidiyoruz. Günlük nereden baksan 150-200 lira şey, 200 lira fazla. Yapacak bir şey yok. Onların da canı var. Başımızın gözümüzün ne derler? Sadakası. Değil mi? Fitresi sadakası artık yani. 200 liraya da bir tane. Mecburuz yani. Ha? 200 liraya da bir tane. Yapacak bir şey yok. Alacağız. Hadi Tarçın, görüşürüz. Tarçın. Hadi anneciğim. Mamanı koyduk. Yarın gelir tekrar doldururuz. Hadi görüşürüz. Pek kuru mama seviyor gibi durmuyorsun ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra gelen eleştirilerle ben uğraşıyorum. Çiğ tavuk vermeyin diye. Şimdi köye gideceğiz. Köydeki kediler ve köpekler için de tavuk almayı düşünüyorum. Şimdi ona da kızacaksınız. Ama yani sokak hayvanları yiyor ya. Bak kaçıyor bende. Nereye gidiyorsun? Sen de bir alışamadın bize ya. Yani bak Tarçın alıştı. Hadi oynayın. O da onun arkadaşı. Hadi biz gidiyoruz. bizi yola koyuyor. Şuna bak ya, şımarık. Sevilince böyle bir şımarıyor. Bak. Hareketlere bak. Hareketler. Hadi Tarçın, görüşürüz. Nene, gitin. Bırakacaksın, onu giriyor zaten. Gir. Gir içeri. Hadi anneciğim, hadi görüşürüz. Gir içeri. İçeri gir ha. Gel. İçeri gir. İçeri gir. He, tamam. Yine yerine çıktı. Hadi görüşürüz paşam. Allah'a emanet ol. Şimdi köye gidiyoruz arkadaşlar. Köydeki tavuklara bakacağım. Bir de tabii kediye küpe de mama alalım.